Tiroid kanseri fonksiyondan ziyade organik belirtilere yol açar. Yani bir nodülle, bir şişlikle kendini, bazen de lenf bezlerine olan metastazla belli eder. Son yıllarda tiroid kanserlerinde bir artış söz konusu. Ancak bunlar daha çok farkındalığın artmasıyla küçük dediğimiz mikropapiller kanserlerin görülmesi şeklindedir. Yoksa tiroid kanserine bağlı ölüm oranlarında artma saptanmamıştır. Tiroid nodülü varlığında ultrasonla yapılan kontrolden sonra şüpheli olan nodüllerde veya takip altına alınacak olan nodüllerde biyopsi yapılır. Tiroid kanserleri tanısında nodüllere uygulanacak olan ince iğne aspirasyon biyopsileri radyologlar tarafından ultrason eşliğinde yapılır ve mutlaka bu eşlem arasında stolon da bulunması gerekir ki yeterli miktarda hücre alındığından emin olmak gerekir. Aynı anda tiroid nodüllerinden 4 tanesine biyopsi yapılabilir. Tiroid nodüllerinde uygulanan ince iğne aspirasyon biyopsileri yaklaşık 60-70 yıldan beri uygulanmaktadır. Bugüne kadar kanseri yaydığı gösterilmemiştir. Tiroid nodülleri eğer büyümediği sürece takip altında kalabilir ve yapılan biyopsilerde de selim gelmişse bir problem yaratmaz. Ancak büyüyen tiroid nodülleri bazen çevre organlara bası semptomları oluşturabilir. Örneğin nefes darlığı, örneğin yutma güçlüğü gibi. Öncelikle tiroid nodülü olan kişilerin mutlaka bir endokrinoloğa gitmesi gerekir. Yani dahili yönden bir tetkik edilmesi, ultrasonun yapılması ve gerekirse iğne biyopsinin uygulanması şarttır. Ancak bunlardan sonra ameliyat kararı verilebilir. Tiroid kanserlerinde cerrahi tedavi çapa ve lenf bezi metastazına bağlıdır. Eğer çap 1 cm ve üzerinde ise total tiroidektomi ve santral lenf seksiyonu yapılır. Eğer çap 1 cm'in altında ise tek taraflı lobektomi yeterlidir. Ancak santral lenf bezinde metastaz varsa o da buna eklenir. Şeyi de belirtmek isterim ki lateral lenf bezlerinde metastaz varsa yapılacak ilk ameliyata da bunun eklenmesi gerekir. Tiroid kanserinin cerrahi tedavisi öncesinde ultrasonla tiroiddeki lenf bezleri ve nodüllerin mappingi dediğimiz haritalanması yapılır. Bunun önemi ameliyat esnasında tespit edilmiş olan metastazların çıkarılıp çıkarılmadığını da ameliyat esnasında ultrasonla kontrol edilmesidir. Tiroid cerrahisinden sonra görülen belli başlı komplikasyonlar kanama, hematom, ses kısıklığı, kalsiyum düşüklüğü ve lenf sıvı birikmelerine bağlı olan seromalardır. Tiroid ameliyatlarındaki komplikasyonlardan korunmanın en başlı yöntemi yeterli bir deneyim ve tecrübeye sahip olmak, tiroid anatomisi ve embriyolojisini iyi bilmektir. Bunun yanı sıra sinir komplikasyonlarından korunmak için sinir monitorizasyonu yöntemlerini de kullanmaktayız. Papiller tiroid kanserleri en sık gördüğümüz tiroid kanserleri içerisindedir. Öldürücü riski diğer tiroid kanserlerine göre son derece düşük olan kanserlerdir ve oldukça yavaş seyirlidir. Papiller tiroid kanserlerindeki tedavi şekli cerrahidir. Cerrahinin genişliği tümörün çapına bağlı olarak değişir. Tiroid kanseri ameliyatından sonra hastalığın tekrarlanması genellikle lenf bezlerinde görülür. Bu lenf bezlerin nüksleri de tümörün çapına göre değişmektedir. Tiroid kanserleri eğer lenf bezinde tekrarlama göstermişse o zaman lenf diseksiyonu yapılır ve gerektiğinde radyoaktif iyot tedavisi uygulanır. Papiller tiroid kanserlerinde lenf bezi metastazı görülme olasılığı %20'dir. Santral lenf diseksiyonu tiroid papiller kanserlerinde çap 1 cm'in üzerinde ise mutlak yapılır. 1 cm'in altında ise ancak metastaz varlığında uygulanmaktadır. Mikrotiroid papiller kanseri dediğimiz zaman 1 cm'den küçük çaptaki tiroid papiller kanserlerini anlarız. Mikropapiller tiroid kanserlerinde lenf bezi metastazı yapmadığı sürece lokalize olduğu tek lob çıkarılması yeterli olmaktadır.
Mikropapiller tiroid kanserlerinde lenf bezinde metastaz görülme olasılığı %1 ila 5 arasındadır. Medüller tiroid kanserleri ailevi olabilir ki %30 ailevidir. Bunun dışında medüller tiroid kanserleri kalsitonin dediğimiz bir hormonu salgılayarak kanda yükselmesine yol açarlar. Medüller tiroid kanserlerin takibinde kullanılan en önemli hormon kalsitonindir. Kalsitonin değerlerine bakılarak takip edilir 6 aylık periyotlarla. Bunun yanı sıra aynı zamanda boyuna yapılacak olan ultrasonlar önemlidir. Eğer kalsitonin değerleri çok yüksek çıktığı zaman ultrasonun yanında manyetik rezonans görüntülemeler, hatta PET uygulanabilir. Medüller tiroid kanserleri, tiroid kanserleri içerisinde seyrek görülen %8 ile 10 oranında görülen bir kanser türüdür. Bunlar normal tiroid folikül hücresinden ziyade C hücresi dediğimiz hücrelerden çıkarlar. Medüller tiroid kanserlerinde çapa bakmaksızın bilateral total tiroidektomi uygulanır. Buna ilaveten santral bölge lenf seksiyonu rutin olarak yapılmaktadır. Ancak çap 1,5 cm ve üzerinde ise yan boyunda metastaz olsun veya olmaksın koruyucu lenf seksiyonu uygulanır. Medüller tiroid kanserleri tiroid papiller kanserlerine göre 3 misli daha ailevi olabilirler. Yani papiller tiroid kanserlerinde %10 ailevi olma özelliği varken medüller tiroid kanserlerinde bu %30'dur. Sinir monitorizasyonu, vokal kort dediğimiz ses tellerimizi hareket ettiren rekürren sinirinin ameliyat esnasında monitörize edilmesidir. Sinir monitorizasyonu önemi, tiroid ameliyatlarında ses tellerini hareket ettiren rekürren sinirlerin ameliyat esnasında monitörize edilerek anatomik lokalizasyonunun belirlenmesidir. Diğer taraftan ameliyat esnasında ve sonrasında sinir monitorizasyonu ve motor fonksiyonlarının saptanmasının büyük bir önemi vardır. Burada geçici olan sinir komplikasyonları dediğimiz kısıklıklarının geçici olduğunu saptanmasına yarar. Tiroid kanserlerinde radyoaktif iyot dediğimiz atom tedavisi tümör çapının 1-1,5 cm üzerinde olduğunda veya lenf bezi metastazları varlığında uygulanır. Tiroid kanserlerinden sonra uygulanan radyoaktif iyot dediğimiz atom tedavisinin amacı gerek gözün gerek mikroskobinin saptamadığı normal tiroid ile kanser tiroid hücrelerinin yok edilmesidir. Bu da amacı nüksün önlenmesidir. Hayır olmaz çünkü dışarıdan alınacak olan tiroid hormonu hamilelikte rahatlıkla kullanabilir ve TSH dediğimiz tiroid stimülan hormon dengesi normal kaldığı sürece hamilelikte bir sıkıntı yaratmaz. Tiroid kanserlerinde tipine göre değişen genetik özellikler vardır. Örneğin papiller tiroid kanserlerinde ailevi olma özelliği %10 iken medüller tiroid kanserlerinde ailevi olma özelliği %30'dur.